Efendim Enderun sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün çok benim merak ettiğim ve bu yaz ziyaret etme fırsatı bulduğum bir kazı alanıyla ilgili sohbeti gerçekleştireceğiz. Beçin Kalesi, Muğla, Milas ilçesine hemen tepeden bakan bir konumda olan arkeolojik kazı alanı var. Beçin Kalesi kazı alanı. Bugün Beçin Kalesi kazı alanından yola çıkarak Beylikler dönemi şehirlerini ve Türkiye'de Selçuklu ve Osmanlı arkeolojisini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda Beçin Kalesi Kazı Başkanı Profesör Doktor Kadir Pektaş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bu yaz gelmiş sizin o Beçin Kalesi'ni ziyaret etmiştik. Evet. Hakikaten çok etkilenmiştim. Doğrusu ben öyle bir kazı alanında, öyle bir şehirle karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Bunun sebebi tahmin etmememiz, şaşırmamız sebebi genellikle arkeolojik kazı yapılan yerlerde ortaya çıkarılan eserlerin bu kadar net, bu kadar büyük, her şeyiyle belirli olan eser sayısının fazla oluşuydu. Kale neredeyse öyleydi. Medrese, cami, evet. Kubbe, hamam, sonsuzluk havuzu, öbür taraftaki cami, medrese ve cami ve hepsi neredeyse birkaç sene önceden beri yapılmış gibi ayakta duruyor idi. Bu beni çok şaşırtmıştı. Sonra o vesileyle oraları gezmiştik. O zaman da bu konuyu taşıyalım demiştik. Nasip bugün neymiş? Tekrar hoş geldiniz. Siz de önce işinizin gücünüzün arasında böyle kazılardan, sempozyumlardan, toplantılardan böyle bir arada fırsat bulup buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim öncelikle. Sağ olun, eksik olmayın. Böyle bir fırsatı sunduğunuz için ben de teşekkür ederim. Sen. Hocam şimdi bugün bu Beçin'i konuşacağız ama öncelikle şu arkeoloji konusuyla başlayalım. Biz de arkeoloji deyince doğrusunu söylemek gerekirse ben de şu son birkaç seneye kadar İşte Ani'yi, işte Ahlat'ı falan görene kadar, sizin orayı görene kadar bana arkeoloji denildiği zaman Bizans ve Roma'yı biliriz. İşte hemen aklımıza Efes gelir, Bergama gelir. İşte Anadolu'daki antik Roma şehirleri, Antalya'daki Aspendos gelir vesaire. Bizans ve Roma şehirleri ve o şehirlerin kalıntıları ve o kalıntılar üzerine yapılan kazılar gelir. İşte en son Göbeklitepe biraz. Onu biraz daha da geriye götürdü. Ama hiç Türk arkeolojisi gelmezdi. Şimdi günümüzde bunun nedeni ne? Yani için Osmanlı ve Beylikler dönemi arkeolojisi bu kadar çok geride ve bizim hafızamızda, toplumsal hafızamızda yeri yok. Bir arkeoloji deyince aklımıza onlar da gelmiyor da hemen Grek ve Bizans geliyor. Şimdi aslında bunun çok daha eskiye inen bir sebebi var. Yani işte siz kendi hayatınızdan bahsettiniz, algınızdan bahsettiniz. Bunun 18. yüzyıla kadar inen, belki daha erken inen sebepleri var. Haklısınız. Ama arkeolojinin ve sanat tarihinin bir bilimsel disiplin haline geldiği 18 ve 19. yüzyılda İlk başlangıç aslında Batı'nın kendi kodlarını anlayabilmek için başvurduğu Bizans, daha eski Roma ve Helen kültürünün araştırılmasına dayanıyor. Önce eser toplayıcılığı ve koleksiyonerlik şeklinde başlıyor. Daha sonra bunların bulunduğu alanlarda arkeolojik kazılar veya eser çıkartmak üzere yapılan hafriyatlarla başlıyor bu alan. Bizim Anadolu'da da, bizim kendi topraklarımızda da Cumhuriyet devrinden bahsedecek olursak işin gelişimi bu şekilde olmuştur. Ama Türkiye'deki sanat tarihi bölümleri, ki İstanbul Üniversitesi sanat tarihiyle başlıyor. Ki bizim rahmetli hocalarımız Oktay Aslan Apa'nın başlattığı, işte İznik Çini Fırınları kazısı, sonra Çorum'daki ve Van'daki kazılar, daha sonra Ahlat'ta Haluk Karamağaralı Hoca'nın başlattığı kazılarla beraber Selçuklu ve Osmanlı arkeolojisiyle ilgili sistemli kazılar başlamış oluyor. Aslında bu sadece bizim ülkemizde değil,
bana göre bütün dünyada ilk Selçuklu ve Osmanlı arkeolojisiyle ilgili başlatılmış sistemli ilk çalışmalardır. Yani hocam ya yani İran'da Azerbaycan, şimdi ben Büyük Selçuklu coğrafyasını düşünüyorum. Türkmenistan, İran, evet. Biraz Azerbaycan. O ülkelerde de bu Selçuklu dönemine dair kazılardan bahsetmek mümkün mü? Lokal belirli bir alanda yapılan kazılar var. Ancak doğrudan kazılar yapılıp da bunların yayınlandığı, bilimsel sonuçlarının yayınlandığı sistemli uzun yıllara sari kazılar bizim ülkemizde başlamıştır. Aslında bu bizim bir yüz akımızdır. Selçuklu arkeolojisinin kuruluşu da bu anlamda aslında çok ilginçtir. İstanbul'dan neredeyse başlamıştır diyebiliriz. Halbuki merkez İran olmakla beraber, yani Büyük Selçuklu'nun merkezinden bahsediyorum. Böyle bir algı var, dediğiniz doğrudur. Ama tabii ki diğer arkeolojik çalışmalara göre, yani Helen, Roma ve Bizans çalışmalarına göre biraz daha geç, yani birkaç on yıl daha geç olarak başlamış bir alandır bu Selçuklu ve Osmanlı arkeolojisi. Bunun da alıcılarından kaynaklı bir durum vardır. Yani bugün tabii kültürle beraber turizm de işin içinde. Batıdan gelen turistin gezebileceği yerler biraz daha Perge, işte Aspendos, biraz önce bahsettiğimiz Efes, Bergama, Afrodisias gibi yerler oluyor. Onların çok fazla ahlatla, aniyle veya işte bugün anlatacağımız, konuşacağımız Beçin'le çok fazla ilgileri çok fazla olmuyor. Olmuyor demeyelim de çok da fazla yok diğerleri kadar, ki bu da normal bir süreç aslında. Hocam biz de hocam şöyle düşünün. Biz o ülkelere gittiğimiz zaman, Roma'ya gittiğimiz zaman nasıl Kolezyum'u görmeye gidiyorsak bizim kültürümüzün bir parçası olmadığı halde. Evet. Bence tarihin bir döneminden çıkartılmış, güzelce restore edilmiş ve tamamlanmış kazılarla ortaya çıkartılmış şehirlerde gelen turistler kim olursa olsun kendisi olmasa bile mutlaka görmek isteyecektir. Sizin Beçin Kalesi'nin de ben o manada çok büyük şansı olduğunu düşünüyorum. Eğer iyi anlatıldığında bu turist firmaları destinasyonlarını alırlarsa gezdirecekleri yerleri bence çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Özellikle bir de Muğla gibi tatil bölgesinde oluşu, o bölgede çok turist gelişi, evet. Turistik bölge oluşu. Bence sizin şansınız çok fazla. İnsanlar görmek isteyeceklerdir. Ama hocam bir de şöyle bir şey de sanki aklıma geliyor benim olabileceğine dair. Bir de Türkiye'de arkeoloji kazılarının başlangıcında hep yurt dışına özellikle Almanya'dan gelen hocaların kazıları yürüttüğünü biliyoruz. Doğal olarak Almanlar da tabii kendileri için de kendi tarihleri için önemli olan konulara da ilgilendikleri için o konularda yatırım yapıyorlar. Araştırma yapıyorlar, kazı yapıyorlar, destekliyorlar. Dolayısıyla bizimkiler de ister istemez biraz o yöne doğru eğilmişti. Olabilir gibi geldi bana biraz. Tabii ki bunda haklılık payı var, doğrudur. Ama yine de İstanbul Üniversitesi'nden ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki sanat tarihi bölümlerinden ilk başta konuşacak olursak, ki arkeolojik çalışmaların başladığı bölümlerdir. Burada da biz yine Almanya merkezli hocaların yine bu çalışmalarda, biz bu işi Almanlardan öğrendik değil mi hocam? İlk başlangıcı teşkil ettiğini görebiliriz. Ernst Diez, Katerina Otto Dorn mesela hemen ilk akla gelen iki isim olarak biliniyor. Tabii bunun bir bilimsel disiplin ve sonrasında işte arkeolojik kazıların ve çalışmaların başladığı, yayınların yapıldığı bu alan 70'lerde yavaş yavaş kıpırdanma var. 80 ve 90'larda tabii ki artıyor. Günümüzde 2000'lerden itibaren de gerçekten sayılar 2'ye 3'e katlanarak sürdü, gitti. Ve son yıllardaki ilgi, bu alana olan ilgi biraz daha arttı. Ama işin şu tarafında yine söylemekte fayda var. Yine Selçuklu, Anadolu'daki Selçuklu ve Osmanlı dönemi, beylikler ve Osmanlı dönemi arkeolojik çalışmaları ve onlarda buralardaki tarihi eserlerle ilgili ilk çalışmalar yine yabancıların elinde yapılan çalışmalardır. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlarla beraber ilk baştaki çalışmalar, mesela Otto Dorn'la beraber başlayan çalışmalar
Konya bölgesinde ve İznik bölgesindeki çalışmalar Türk hocalarla beraber devam ediyor ve daha sonra da bizim kendi hocalarımız bunları sürdürüyorlar. Hocam, bu yabancıların arkeoloji kazılarda bulunmalarının şöyle bir sakıncası da oluyor tarih boyunca. Tarih boyunca derken geçen asırdan itibaren. Tarih çok da eski değil. Arkeoloji dediğimiz 19. asırda böyle daha akademik bir hüviyet bürünen bir faaliyete dönüşüyor. Yabancı kazı için gelen hocalar ürettikleri, çıkarttıkları malzemeleri, bazı değerli nesneleri ve eşyaları kendi ülkelerindeki müzelerde sergilenmek üzere götürmek niyetinde olabiliyorlar. Şimdi dolayısıyla sizin kazıda sizin olmanız ve tamamen Türk bir akademisyen grup ve kazı uzman grubu tarafından yapılıyor olması, çıkan malzemelerin de kendi müzelerimizde sergilenecek olması bakımından da önemli. Hoş, şimdi eskisi gibi herhalde yabancı da olsa, "Aa, bu çok hoşuma gitti, ben bunu Berlin Müzesi'ne götüreyim" diyemez herhalde, eskisi kadar değildir muhtemelen. Tabii ki şimdi yakın dönemler onlardan için... Onlardan çok şikayetçi olduk biliyorsunuz, götürdüler. Yakın dönemde benim tanık olduğum, en azından duyduğum veya resmiyet kazanmış herhangi bir bu şekilde bahsettiğiniz bir durum söz konusu değil. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı döneminde bu kazı ruhsatnameleri alınırken bunlar işte Şilmanlardan hani bahsedecek olursak yaşanmış şeyler. İşte meşhur Truva hazineleri kaçırılıyor. Başka tarih eserlerin kaçırılma götürülme durumları var ama son zamanlardaki tabii bu sıkı takipler vesaireler bunların önüne öğrendik geçiyor. O işi. Tabii yani. Ki. Yani bizde de bir hassasiyet gelişti. Gelişti. Hatta şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son 5 yılda tabii ki hızlandı. Son 10 yıldır özellikle politikalarında yurt dışına Türkiye'den kaçırılmış ve bunlar belgelenmiş eserlerin Türkiye'ye, ülkemize iadesi süreci hızlandı ve bunlar müzelerimizi süslemeye başladı. Bu da bence doğru ve güzel bir politika. Ve bunun olması ileride Türkiye'den herhangi bir eser götürülme durumunda bunun kalıcı olamayacağını göstermesi açısından da önünü kesecektir. Yani bu olayların. Ama ben ülkemizde kazı yapan yabancı arkeolog hocaların bu işlere çok fazla girdiğini de düşünmüyorum işin doğrusu. Ha, olabilir mi? Yani ikinci, üçüncü kişiler üzerinden veya başkaları kötü amaçlı bunu kullanmış olabilir mi? Olabilir. Bu yerliler için de olabilir tabii ki. Tabii. Ama bu tabii ki böyle çok belgelenmiş, bilinebilen hususlar değil. Ben zaten günümüzdekileri kastetmemiştim. Evet. Yani bu özellikle son geçen evet. yüzyılın başlarından itibaren evet. ilk arkeologlara geldim. Çünkü ilk arkeologların ne olduğunu bilmiyorduk. Casus mu, arkeolog mu yoksa başka bir şey mi? Biliyorsunuz onlar antikacı mı? Evet. O karışık bir durum. Benim kafama takılan sorulardan bir tanesi, siz sanat tarihçisiniz. Arkeolojiyi konuşuyoruz. Biz de biliyorsunuz arkeoloji bölümlerinin yeri de önemli. Müstakil arkeoloji bölümleri olduğu gibi arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri var. Bir de tarih bölümlerinde prehistorya ve askeoloji bölümleri var. Bizim İstanbul Edebiyat'ta sanırım arkeoloji müstakil bir bölümdü. Sanat tarihi de müstakil bir bölüm. Sanat tarihinden ayrıydı. Çünkü koridorlar ayrı. Oradan hatırlıyorum. Burada siz sanat tarihi eğitimi verirken aynı zamanda sanat tarihinde öğretimin üyesisiniz. Arkeolojiye ve arkeolojik kazıya dair bir eğitim veriyor musunuz? Hocam teşekkür ederim. Aslında önemli bir soru bu aslında veya bir soruna da bence burada parmak bastınız. Ben şöyle kısaca özetleyeyim. Avrupa ve Amerika'dan yapılan, Avrupa'daki yapılanmadan farklı olarak Türkiye'de arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin yapılanmasında bazı farklılıklar olmuştur. Ben mesela arkeoloji ve sanat tarihi bölümü, sanat tarihi bilim dalı, ana bilim dalı mezunuyum. Yani bizim bölümümüz birleşikti biz girdiğimizde. Ama sanat tarihi, yani %60 sanat tarihi, %40 arkeoloji aldık biz bölüm olarak. 2000 veya 2001 yılında, şimdi tam tarihini hatırlamıyorum, YÖK'ün bir emriyle bu bölümler ayrıldı. Ki doğru bir karardır bu aslında, bu bölümlerin ayrılması da. Çünkü hani dedim ya. Galiba hocalar istedi bu ayrılığı değil mi? Bu bölümler, daha çok sanat tarihçi hocaların talebi oldu biraz.
Doğru bir karardı bu. Şöyle yapılanma farklı demiştim. Yani Avrupa'dan ve Amerika'dan Türkiye'deki bu bölümlerin yapılanması farklı demiştim. Şöyle, şimdi bu bölümler birleşikken biz dersleri ortak alıyorduk. Yani hem arkeoloji derslerini alıyorduk, kazı bilimi derslerini alıyoruz veya Helen Roma Bizans derslerini alıyoruz. Ki arkeolojideki öğrenciler de Türk sanatı ile ilgili veya İslam sanatı ile ilgili az da olsa dersler aldılar. Daha sonraki ayrımda da bu aslında devam etti. Mesela bizim bölümlerimizde kazı tekniği ve arkeoloji dersleri veya yani arkeoloji ile ilgili, kazı ile ilgili dersler aktif bir şekilde verilmekte. Ve öğrencilerimiz staj programında yaz aylarında arkeolojik kazı alanlarında bu işin pratiğini yapabilmekteler. Yani arkeoloji bölümüyle aynı, arkeoloji bölümü öğrencileriyle aynı stadyumda devam etmekteler. Yani sanat tarihi bölümünde öğretim gören öğrencilerimiz evet. Yaz tatillerinde en azından bir dönem veya birkaç dönem staj, bir kazı alanında staj yapmak zorunda. Hatta isterlerse 4 senede gidebilirler. Zorunda değil de mesela bizde isteğe bağlı bir staj programı var. Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde. Genellikle zaten bu şekilde isteğe bağlı olarak konuyor. Ama biz öğrencilerimize mutlaka tavsiye ediyoruz bunu. Ve bu öğrencilerimiz isterlerse Selçuklu ve Osmanlı veya Türk dönemi kazılarına da gidebilirler. Bir prehistorya kazısına da gidebilirler. Bir Roma veya işte Helenistik dönem şehirlerin veya Bizans döneminin kazısına da gidebilirler. Yani herhangi bir bizde bir ayrım söz konusu değil. Biz sadece onu da kazıya gitmeleri kazıya yetiyor. Gitmeleri, o havayı solumaları ve o tekniği öğrenmeleri bizler için yeterli. Hatta ben öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. Sadece benim kazısını yaptığım Beçin'e değil, mesela bir Perge'ye gidin, bir Afrodisyas'a gidin, Laodikya'ya gidin veya bir Ani'ye gidin, Göbeklitepe'ye eğer müsaitse gidin şeklinde. Yani farklı ortamları görmelerinin mutlaka faydalı olacağını söylüyorum ve tavsiyelerde de bulunuyorum. Yani oraya getireceğim, aslında bizim sanat tarihi bölümü öğrencileriyle arkeoloji bölümü öğrencileri hemen hemen kazı tekniği açısından aynı dersi almakta, aynı staj programına tabi tutulmakta. Sadece çıkan eserlerin uzmanlık alanı olarak işte mesela Helen veya Roma veya Bizans dönemiyle ilgili değerlendirilmesi, bu eserlerin değerlendirilmesi arkeoloji bölümlerinde daha çok yoğun olarak oluyor. Sanat tarihi bölümlerinde de Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı ağırlıklı, hatta Bizans ağırlıklı olarak devam ediyor. O anlamda bizim sanat tarihi öğrencileri mezun olduktan sonra biraz daha şanssız durumdalar. Ben buradan aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Bizim öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sanat tarihi öğrencilerimiz müze araştırmacısı sıfatıyla ancak kadro bulabiliyorlar. Halbuki teknik eleman olarak ve sanat tarihçi ünvanıyla bunların müzelerde veya Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışabilmeleri gerekir. Bunların yasal düzenlemeleri de bir an önce gerçekleştirip hayata geçilmesi lazım. Burada büyük bir mağduriyetinin olduğunu ben biliyorum. Bize gelen öğrencilerimizden veya mezun olan öğrencilerimizden, işte bakanlık temsilcilerimiz var. Onların konuşmalarından, dile getirmelerinden bunu bilebiliyoruz. Burada da bunu sizin vasıtanızla duyurmuş olalım. Bunu da iletmiş olalım. Hocam bir de bizim Türkistan bölgesinde yapılan eski Türk tarihine dair kazılar da var. Orta Asya'dan bahsediyorum. Evet. İşte Kırgızistan, Kazakistan özellikle o bölgelerde İslamiyet öncesi Türk tarihe dair kazılar yapılıyor. Onlar daha çok da bir Ruslar, Kırgızlar, Kazaklar ağırlıklı oluyor ama bizim Türkiye'den de galiba bazı arkadaşlar o alanlarda çalışıyorlar. Bir de öyle bir arkeolojik kazı alanımız var bizim. Evet. Çalışma alanımız var. Tabii o döneme ve o bölgeye kayıtsız kalmamız mümkün değil. Çünkü biz Anadolu'daki Türk İslam sanatının gelişimini anlayabilmek için veya burada nasıl bir döneme evrildiğini, nasıl bir şekle geldiğini bilmek için köken olarak Orta Asya'yı ve oradaki sanatı da ve mimariyi de bilmemiz gerekiyor. Gökten zembillenmiyor ya bir döneme değil mi hocam? Tabii ki. Bir tarihsel süreç var. Bir geliyor, geçiyor, bir yere kadar geliyor onları da. Evet. Bize hep şöyle öğretilirdi. Anadolu'daki Türk sanatının başlangıcı Orta Asya'dan beraberine getirilenler, yolda gördükleri ve kendi bünyelerine kattıkları
Anadolu'ya geldiklerini buldukları ve bunların harmanlayarak meydana getirdiği bir sanattır. Selçuklu ve daha sonraki Osmanlı sanatı şeklinde, ki doğrudur bu. Daha zengin oluyor bu durumda. Ve büyük bir aslında dinamizm ve zenginlik var gerçekten de bu anlamda. Dolayısıyla belki son zamanlarda biraz daha arttı Orta Asya'daki çalışmalar, ama hala yani bizim Türkiye'deki bilim adamlarımız veya ekiplerimiz Orta Asya'da istenen düzeyde arkeolojik kazılarda veya araştırmalarda henüz bulunamıyorlar. Sadece İslam öncesi Türk dönemi için değil, Selçuklu arkeolojisi içinde veya işte Moğol dönemi içinde diyelim, çalışmaların artması gerekiyor. Mesela bunlar daha çok Tika üzerinden de gidiyor, biliyorsunuz. Evet, destekliyor Tika. Malumunuz. Tika sadece Orta Asya'da değil, yani Balkanlar bölgesindeki çalışmaları da, başka bölgelerdeki çalışmaları da destekliyor. Mesela ben galiba 2013 yılında yine Tika'nın böyle bir programıyla Kazakistan'da Cent şehrindeki Selçuk Bey'in mezarının bulunması ile ilgili bir ön araştırma ekibinde yer almıştım. Keşke mesela başlatılabilseydi bu. Çünkü Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey'in mezarının orada olduğu artık büyük ihtimalle tahmin ediliyor. Tarihi kaynaklardan, verilerden yola çıkarak. Mesela orada hiç göz ardı edemeyeceğimiz camisi, sarayı, türbesi, hatta Anadolu'daki açık kapalı bölümden meydana gelen kervansarayı ile beraber büyük bir Türk kenti orada Sir Derya'nın yakınında hala durmakta ve kazısı da yapılmadı henüz bildiğim kadarıyla. Mesela bunlar yapılmalı. Çünkü dediğim gibi kökenlerimiz orada bizim. Ve orada koskoca bir şehir duruyor orada. Yani evet. Bir Ahlat gibi, bir Ani gibi. Hocam bunu yapabiliriz. Çünkü hem Kırgızistan'da Manas Üniversitesi var. Evet. Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi tabii ki var. O üniversiteler marifetiyle bu dediklerinizi yapmak mümkün. Hocam siz bu arkeoloji kazılardan ve arkeoloji bulgulardan tarihçilerimizin yeterince istifade ettiğini düşünüyor musunuz? Çünkü Türkiye'de genellikle tarih araştırmaları arşiv ve o döneme ait kaynaklar ağırlıklı olarak yapılıyor. Bu bir eksiklik midir? Şöyle. Ya ben mi bilmiyorum, yapılıyor da ben de bilmiyor olabilirim. Tarihçi arkadaşlarımızla sık sık son zamanlarda bir araya gelmeye başladık. Kendi üniversitemizde olur, başka sempozyumlarda, başka vesilelerle veya projelerle beraber olduğumuz arkadaşlarla konuştuğumuzda bu konuda hala büyük eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Bu biraz da karşılıklı şeyden kaynaklanıyor. Yani çok fazla bir araya gelmemekten kaynaklanıyor. Bizim çok fazla materyal merkezli çalıştığımızı düşünüyor tarihçilerimiz, tarihçi arkadaşlar. Yani bizim doğrudan işte tarihe ışık tutacak hemen ilk etapta böyle veriler ortaya koymamız bekleniyor ki bu çok mümkün değil. Bazen yıllarca, on yıllarca kazılar sürüyor. Onun sonucunda bir şey söyleyebiliyorsunuz. Yani arkeolojinin böyle bir tarafı da var. Yani hemen bugünden yarına sonuç beklemek çok mümkün olan şeyler değil. Hem biraz pahalı, sabır da gerekiyor. Uzun süren, evet. Uzun süre istiyor. Evet. Hem pahalı işler bir de, yani onun kaç kişi çalışıyor şimdi birazdan konuşacağız. Evet. Kolay işler değil arkeolojik kazılar, aynısı, onu da söyleyelim. Kesinlikle. Yani öteki türlü yani hemen işte 2 sene kazı yaptık, sonunda şunu söyledik. Yepyeni olarak şunu ortaya koyduk diye bir şey söyleyebilmek her zaman mümkün olmuyor. Bazen çok şanslı olabiliyorsunuz. Bir yazıt geliyor, bir kitabe geliyor, her şeyi açıklayabiliyorsunuz. Bazen de yüzyıllarca işte çıkan eserler üzerinden, seramikler veya sikkeler üzerinden ticaret ağının ne şekilde olduğunu açıklamaya çalışıyorsunuz gibi. Yani bu konuda henüz daha net bir şekilde bir orta yolu bulabilmiş değiliz, ama ben kendi adıma en azından söyleyeyim. Bu konuda biraz daha beraber çalışıyoruz ve beraber üretiyoruz diye söyleyebilirim. Bizim Edebiyat Fakültesindeki tarihçi arkadaşlarım da bu konuda aynı fakültede ve aynı ihtiyacı hisseden iki bölüm olarak evet. Biraz daha şanslıyız sanki. Evet, o arkadaşlarla da beraber oluyoruz. Onlarla da zaten bu konuyu doğrudan gündeme getiriyoruz, konuşuyoruz birlikte. Hatta ortak düşünülen birkaç projemiz de var.
Hatta benim bir tarihçi arkadaşla, profesör arkadaşımızla başka bir üniversiteden ortak çalıştığımız bir projemiz var. Muğla Üniversitesi'nde Adnan Çevik Hoca ile Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti ile ilgili bir araştırma projesinde birlikteyiz. Aslında bu karşılıklı istişarenin ne derece önemli olduğunu da bize gösteriyor. Karşılıklı eksiklerimiz de anlaşılmış oluyor. Hocam sadece şimdi bir tarih çok normal anlaşılabilir. Mesela bir de jeoloji mühendisleri de devreye girdi. Ben hani harabelerini gezerken orada bir arkadaşla tanışmıştım. Elinde cihazla kazı alanının kaç metre altında nasıl bir katman olduğunu tespit ediyordu. Yani evet. Kazı alanın toprak altı haritasını, tomografisini çekiyor. Evet. Çektikten sonra işte kazı arkeolog veya kazı heyetindeki arkadaşlar şeylere bakarak, hani doktorun filme bakarak bizim baktığımız zaman hiçbir şey anlamadığımız, fakat doktorun baktığı zaman "aa, burada şöyle bir hastalık var" dediği türden röntgene bakınca, arkeolojideki arkadaşlarımız görünce işte "burada bir şu olabilir, burada bir çeşme, burada cami, burada ne bileyim saray" gibi. Ve bunu da kazıda, biliyorsunuz kazıda çok hassas bir şey. Çabuk yapayım deseniz kazmak ve ortaya çıkartmak istediğiniz binayı tahrip edebilirsiniz. Müteahhit olmuş oluyorsunuz. Evet, yani. Tahrip edebilirsiniz. Evet. Böyle kaşıkla kazarak da bu işte çok uzun zaman alıyor. Evet. Bunu da bir hızlandırmak gerekiyor. İşte o yüzden bu cihazların da ortaya çıkması. Şimdi yepyeni bir bilim dalı olarak bu yeraltı larındaki haritaları çıkartan bilim adamlarının da kazı alanlarında artık ilk başlarda istifade edildiği döneme de girmiş bulunuyoruz. Tabii ki dediğiniz çok doğru. Aslında 1960'larda başlamıştır bu ortak çalışmalar. Bizim ülkemizden bahsediyorum en azından. Biz de Beçin'de ve daha önce kazı başkanlığını yaptığım Bitlis Kalesi'nde de biz jeolog arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Hatta bir TÜBİTAK projesi yapmıştık Bitlis Kalesi'nde. Hem kazı alanının jeolojik olarak araştırılması, hem de surların altındaki kaya bloklarının sağlamlığının ölçülmesiyle ilgili bir proje hazırlamıştık TÜBİTAK'tan ve kabul edilmişti. Ve onun sonucunda da iyi yayınlar, güzel yayınlar yapmıştık. Şu anda Beçin'de de benzer çalışmaları birlikte yapıyoruz arkadaşlarla. Gerçekten de bu size zaman kazandırıyor değil mi hocam? Kesinlikle ameliyat öncesi, işte dediğiniz gibi bir doktorun röntgen çekmesi gibi bir şey bu. Şu anda mesela biz iç kalede özellikle şu anda nereyi kazdığımızda ne çıkacağını %60 oranında tahmin edebiliyoruz diyebilirim. Bu şeylerden dolayı. Tabii jeolojik ölçümde jeoradar çalışmaları yapıldı. Hatta bundan 2-3 sene önce kalenin çevresinde bazı noktalarda jeofizik çalışması yaptık. Jeoradar çalışması yaptık daha doğrusu. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği hendeğin yerini tahmin edebiliyoruz şu anda. Bunlar çok güzel tabii ki sonuçlar bizler için. Ona göre tabii çalışmalarımızı... O kadar çok faydası var ki hocam, değil mi? Hem zamanı kısaltıyorsunuz, hem ne yapacağınızı önceden hesap, kitap yaparken bilerek hesap. Şimdi orada hendek olduğunu bildiğiniz için ona göre tertibat kuruyorsunuz. Tabii ki. Ona göre araç gereçlerinizi hazırlıyorsunuz. Hem zaman kazanıyorsunuz, hem ekonomik olarak kazanıyorsunuz. Nereyi kazacağınızı biliyorsunuz, nereyi kazmayacağınızı biliyorsunuz gibi. Bu da uzman, peki jeologlar arasında bu kazı alanlarının jeoradarla veya jeotermal cihazlarla tespit edilmesi ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmaya başladı mı acaba hocam? Yoksa bu makineleri kullanan herkesin yaptığı bir şey mi? Bildiğim kadarıyla hepsi yapamıyor. Çünkü jeoradar çalışması yapıldıktan sonra, tabii yine bildiğim kadarıyla doğrudan benim alanım değil ama bu jeoradar çalışması yapıldıktan sonra onun yorumlanmasının asıl mesele olduğunu söyler arkadaşlarımız hep. O filmi okuyan işte, evet. Tabii. Onlardan teknisyen filmi çekiyor ama onu okuyacak doktor lazım. Tabii. Nereyi kazacağınız, işte onlar mesela boşluk varsa oradaki sonuçlarda, boşluklar duvar demek diyorlar. İşte yani bir mimari dokuyu anlayabiliyorsunuz. Hepsi yapamıyor muhtemelen bunu ama artık bayağı onlarda da arkeolojik kazılara meyil arttı ve
Hatta çok zevkli olsa gerek hocam. Çok tabii. Zevkli ve şöyle bize kendilerinden teklifler gelmeye başladı. Şu anda biz mesela Fethiye Kalesi'nde de bir Fethiye Müzesi'nin sorumluluğunda bir kurtarma kazısı yürütüyoruz. Orada da mesela yapacağız böyle bir çalışma. Bu güzel şey. Hocam bir yerde kazıya başlamak için veya kazı olması için üzerinden kaç asır geçmesi gerekiyor? Yani buna benzer, yani hani biz böyle tarihli dinleri, arkeoloji deyince biz İsa'dan önce 2000, 1500, 1300, 500 gibi yıllar düşünüyorduk. Şimdi sizin Beşin Kalesi 14. asıra götürdü. Evet. Yani biz kaçıncı asıra kadar geri gidebiliriz arkeoloji? Değerli hocam, aslında biliyor musunuz 20. yüzyılın ortalarına kadar, yani 1950'lere kadar ki dönemi ben arkeolojisinin şu an için yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü mesela bir Osmanlı endüstri arkeolojisi var. Yani bunlar belki ilk etapta kulağa tırmalayabilir, ters gelebilir ama düşünün bir fabrika, Osmanlı döneminde bir fabrika açılmış. Bugün önemli bir kısmı ortadan kalkmış. Üzeri toprakla dolmuş bir bölümünün. Artık bunların kazılıp ortaya çıkartıldığı ve yayınlarının yapıldığı çalışmalar biliyoruz biz. Ve bunlar da yapılmalı gerçekten de. Ve ben bu anlamda dediğim gibi 1950'lere kadar, 1950'li yıllara kadar böyle tarihi alanların veya yıkılmış alanların çalışmalarının yapılabileceğini düşünüyorum. O da şundan. Aslında sanayi devrimiyle işte bu çimentonun, betonun devreye girmesine kadar ve yaygınlaşmasına kadar evler aslında veya şehirlerimiz, köylerimiz geleneksel sistemde yapılmaya devam ediyordu. Hatta bu çimento ve betonla beraber ilk yapılan örneklerin de ben ilk etapta bunların tespitinin de yapılması ve mümkünse dokümanlarının yayınlaştırılması, yayın haline getirilmesinden yanayım. Dolayısıyla çok da geçmişe gitmeye de gerek yok. Yakın dönem arkeolojisi de yapılabilir. Bu 1950'li yıllara kadar getirilebilir diye düşünüyorum. Bir tane arkeoloji kazı yapılabilecek ortam oluşmuş olsun. Ortam oluşsun. Orada mülkiyet sıkıntıları olmasın. Yani vatandaşın mülkiyetindeyse ya o izin versin veya kamulaştırılsın. Ondan sonra kazılar yapılabilir duruma şimdi gelsin. Hukuki boyutu başka bir şey tabii de. Tabii ki. Bizim ilgilendiren kısmı kazanabilecek olması. Hocam bu arkeoloji bölümlerinde Türk arkeolojisine dair dersler veya program müfredatta buna dair dersler var mı? Arkeoloji bölümlerinde Tarihini biliyoruz. Beylikler dönemi Osmanlı tarihi. Onu evet. Anladın. Onlarda ayrı bir Orta Çağ Arkeolojisi diye bir ana bilim dalı var. Ama doğrudan Türk Arkeolojisi ile ilgili bir ders olduğunu bilmiyorum. Yani denk gelmedim ben en azından. Peki hocam, Osmanlı ve Beylikler Dönemi Arkeolojisi sizce hangi disiplin altında olmalı? Yani müstakil bir bölüm mü olacak Osmanlı diyeceğiz? Yani Selçuklu ile Osmanlı ayırmak gerekir mi bu tip çalışmalar yapmak için? Çünkü her şehir kendine has bir takım özellikleri var. Onlarda uzmanlaşmak gerekiyor malum. Burada da böyle bir ayrım gerekli mi, yoksa bir uzman hepsinde uzman olabilir mi? Tabii bir bölümden, hani bir departman veya işte bir bölümden bahsettiğimizde farklı farklı birimlerden meydana geldiğini biliyoruz biz ana bilim dallarından. Hı. Ben sanat tarihi bölümünün içinde daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim öğrencilerimiz veya bizim bölümümüzdeki yetişen artık altyapı doğrudan zaten Selçuklu öncesi, yani İslam öncesi Orta Asya'daki Türk sanatı, Selçuklu, Osmanlı, hatta erken İslam, işte Emevi ve Abbasi dönemi arkeolojisi ve eserlerinin tanımlanmasına ve bu arkeolojik alanların araştırılmasına yönelik formasyonun verildiği bölümlerdir. Dolayısıyla bu derece yoğun, bu bilgilerin verildiği, bu formasyonun kazandırıldığı başka bölümler yok. Ucundan, kenarından, kıyısından var tabii ki. Mesela tarih bölümlerinde yok diyemem tamamen. Ama bir bütün olarak bunlar tamamen sanat tarihi bölümlerine veriliyor. Kendisine meslek edinecek şekilde öğretilen bölüm tabii sanat tarihidir. Evet. Türkiye'deki yapılan da bu şekilde gidiyor. Osmanlı dönemi, Beylikler dönemi arkeolojisi çalışacak bir araştırmacı adayını
ne tür bilgilerle mücehhez olmalı? Donanımı nasıl olmalı hocam? Kim mesela ben öğrenciyim diyelim, sanat tarihini okuyorum. Osmanlı ve beylikler, işte Muğla'lıyım. Beçin Kalesi'nde kazı var. Ben de o bölgedeki kazılarda çalışmak ve uzman olmak istiyorum. Kendimi nasıl yetiştirmeliyim? Böyle daha somutlaştırarak sormuş olayım. Şöyle, öncelikle tabii ki bu işin, yani o mesela sanat tarihi bölümüne geldiniz. Sanat tarihinde tabii şunu da açıklayayım ben. İlla bir Orta Çağ veya işte Selçuklu Osmanlı arkeolojisi çalışmayabilirsiniz tabii ki. Batı sanatta çalışabilirsiniz veya 18-19... Bizans sanatı da var, Batı sanatı tabii da ki, var, Avrupa Bizans'ta sanatı da var. Çalışabilirsiniz. 18-19. yüzyıl Osmanlı resim sanatında konumuz çalışabilirsiniz. Hocam arkeoloji, Türk arkeolojisi olduğu için bunu konuşuyoruz. Tabii yani ki. Onlar da tabii ki var. Tabii ki. Şimdi eğer siz Selçuklu Beylikler ve Osmanlı arkeolojisi alanında çalışmak istiyorsanız, ben mesela kazı teknikleri dersini almalarını tavsiye ederim. Daha sonra da mutlaka bir dönem değil birkaç dönem yazları staj programları üzerinden veya Cumhurbaşkanlığı'nın böyle kazılara gidecek öğrencilerle ilgili bir projesi de var. Buradan kayıt yaptırarak kazılara gitmesini öneririm kesinlikle. Bu iş masa başında tamamen kalmakla olmaz. Yani işin teorisini öğrenmekle olmaz. Mutlaka o kazı toprağının yutulması, koklanması gerekiyor. Orada bakın sabah 5.30-6'dan itibaren herkesin uyanıp o minibüsün kontağının çevrilip herkesin minibüsün başında olup alana gitmesi gerekiyor. Gün daha yeni doğarken ve bu organizasyonun yapılması gerekiyor. Yarın bizler çekildiğimizde onlar bu işin başlarına geçecek. Yani arkeolojik kazılar oradaki minibüse benzin konmasından tutun da o organizasyonun sağlıklı işletilmesini de içermekte. Ve çıkan eserin ne şekilde korunacağı, eserin ne şekilde çıkarılacağı, fotoğraflanması, belgelenmesi ve yayını haline getirilmesi durumları veya bu formasyon ancak arkeolojik kazılarda anlaşılabilir. Yani aslında bir hepsi bir bütün olarak bakılmalı. Bir de bunun tabii resmi işleri de var. Yani sigortaları var, kazıya katılanların, işçilerin vesairelerin projelendirilmesi var, anıtlar kurulundan bu projelerin onaylanması var. Bunlar başlı başına bir iş tabii ki. Bürokratik iş. Peki hocam, kazı heyetlerinde sırf bu bürokratik işleri takip etmekle görevli kişiler var mı? Var. Siz uğraşmıyorsunuz herhalde. Büyük oranda şöyle, kazı başkanı olduğum için imzalar benim üzerimden gelir. Çıkıyor. Tabii ki ekibimizde bu işleri takip eden birkaç arkadaşımız var. Onlar da sanat tarihçi. Lojistiği var bu işin. Değil tabii mi? Yemeği, ki. İçmeyi, orada suyu. Ben hocam birkaç arkadaşım, sanat tarihçi arkadaşımızın ziyaretine gitmiştim. Bu İznik'te Çin'i fırınlarının birinin kazısında çalışıyordu arkadaşım. İbrahim Çeşmeli, Profesör Doktor İbrahim Çeşmeli. O zaman asistandık. Evet. İznik'e geçerken ziyaret ettim. Yani kanter içinde kalmış. Yüzü simsiyah, kafasında bir kep. Toz toprak içinde, yazın biliyorsunuz hep yazın yapılıyor. Ve bu evet. bölgelerde böyle çok korunaklı yerler değil. Evet. Güneşin anında çok zor şartlar altında çalışıyorlar, evet, dediğiniz gibi. Sonra çalıştıktan sonra akşam ikindi vakti aldıktan sonra hemen bugün çok yoruldum, dinleneyim yok. Bir de o gün akşama kadar yapmış olduğunuz, çıkarttıklarınızı galiba raporlama evet, işi var. Onu da bilgisayarın başına geçip bu sefer onu da çalışıyorsunuz. Evet. Yani gün boyu bayağı bir zahmetli ve zor bir iş. Gece yani 10'a kadar, 11'e kadar bazen. Çok kolay bir şey değil. Ancak evet, aşk ve şevkle yapıldığında o bir şey bulduğunuz zaman yaşadığınız zevki böyle özleyen, o zevki yaşamak isteyen birinin yapabileceği bir şey. Biraz bu tarafı da var. Aşk isteyen de bir tarafı var hocam, benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Zaten sözü ben oraya getirecektim. Siz benden önce davrandınız. Birkaç sene kazıya geldikten sonra, yani birkaç seneden kastım birkaç yaz. Kazıya geldikten sonra o kazı sizi çekmeye başlıyor. Evet. Yaz mevsimi geldiğinizde kalp atışlarınız bile değişiyor ve artık bir an önce kazıya gidelim şeklinde heyecanınız artıyor. Peki hocam, bir Osmanlı dönemi şehrin kazmakla Grek veya Roma dönemi şehri kazmak arasında kazı mantalitesi ve açısından herhangi bir fark var mı? Bulduğunuz eşyalar tabii ki farklı olacak.
höyük kazılarında farklılıklar var. Höyüklerde yani malum bir tepe, çoğunlukla bir tepe üzerinde oluyorlar. Ve daha erken eski tarihlere indiği için biraz daha dayanıksız malzemeyle, çay taşlarıyla bazen veya işte kerpiçle, birketle yapılan eserler, kerpiçle yapılan eserler, onlar dayanıksız malzemeden yapıldığı için onlarda çok hassas davranmak gerekebiliyor. Yani bazen 10'a 10'luk bir alanda 2-3 sene kazı yaptıklarını biliyoruz. Ama Roma, Bizans, yani Roma, Bizans ve Selçuklu Osmanlı dönemlerindeki kazı alanlarında genellikle aynı sistem takip edilir. Karolaj sistemi. Kullanılan cihazlar. Hemen hemen aynıdır. Makineler, alet edevat. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bizim değişmeyen aletlerimiz kazma, kürek, el arabası, çapa. Bunlardır. Yani sonuçta istediğiniz kadar georadarla tespit edin vesaire yapın. Sonuçta işçiyle gideceksiniz, orayı kazacaksınız. Yani hiltiyle bir şey yapamıyorsunuz. Oraya ya, sokmuyorsunuz. Veya makineyle, kepçeli böyle yani, küçük kepçeler var. Bahçe kepçeleri. Ona gelip böyle yok, yapamazsınız. Onları illa yani diyorsunuz ki elle yapılacak, gidecek. Hocam malum Osmanlılardan sonra şimdi 33 ülke yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı İmparatorluğu'ndan bakiyesi olan, yani bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı fakat bugün bağımsız olan 33 ülke var. Bu Türkiye dışındaki bu ülkelerde de acaba Osmanlı dönemi Osmanlı dönemine dair herhangi bir kazı yapılıp yapılmadığı konusunda bilgimiz var mı? Tabii mesela Ukrayna'da vardı bir Osmanlı Kalesi'nde çalışmalar vardı. Tabii onlar bu savaştan çok önce kesildi. Kısa süreli çalışmalar oldu. Macaristan'da yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Szigetvár'da. Bizim Tikan'ın da aslında destekleriyle başlayan bir çalışma. Daha sonra Macar bilim adamları bunu ele aldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü alanın ve orada kurulan Osmanlı kasabasının biraz daha işte dokusunu ortaya çıkartmaya yönelik bir çalışma yapıldı. Ama bu alandaki çalışmaların çok kısıtlı olduğunu söylemeliyiz. Şeyde var, Yunanistan'da var. Mesela başkent Atina'daki Akropol'ün çevresinde Amerikalıların yaptıkları kazılarda Osmanlı katmanı mesela denk geldi. Yani hedef doğrudan Osmanlı katmanı değildi ama kotta yer mecburen aldığı için mecburen ortaya çıkartıldı. Girit'te yapıldı böyle bir çalışma biliyorum. Denk geldikçe de bu çalışmalar yapılıyor ama doğrudan bir Osmanlı eseridir veya Osmanlı yapısını ortaya çıkartmaya yönelik olarak çok az sayıda. Galiba biz biraz daha o konuda ön almalıyız diye düşünüyorum ben. Hocam bu Anadolu'da Türk beyliklerinin, şehirlerinin kazılarını yapmazsak biz ne kaybederiz? Veya yapıyoruz mesela şimdi Beşin Kalesi'ni ortaya çıkarttık. Biz ne kazandık diye böyle bir genel bir soru sorsam. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela ben Beşin özelinden bahsedeyim. Bunu genele de teşmil edebiliriz. Beşin, Milas'ın çok yakınında 5 kilometre kadar, bugünkü Milas merkezden bahsedecek olursak 5 kilometre. Aslında şu anda bir mahallesi durumunda yakında bir yer. Ve eğer burası arkeolojik sit alanı ve arkasındaki orman arazisi statüsüyle korunmazsa, burası da çok yakında yerleşim açılır. Yani böyle bir tehdit var. Sadece bu Beşin için değil, başka yerler için de geçerli. Bu durum özellikle Ahlat için de geçerli. Biz Ahlat'ı kaybedebiliriz. Tamamen kaybedebiliriz. Eğer yani bu önlem alınmazsa. Şu anda sit alanı statüsüyle Ahlat'ta belirli yerler korunabiliyor. Ahlat'ta da istenen düzeyde değil. Beşin'de şu anda şükür ki diyelim işte sit, birinci derece sit alanı var. Ve arkada orman arazisi var. Yaklaşık 60 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Büyük bir alan. Ve değerli de bir alan. Buranın yerleşime açılması veya kapanması, yerleşime kapatılması ile ilgili böyle büyük bir avantaj da getiriyor. Bu birincisi. Yani günümüzdeki en pratik bir neden, fayda. İkincisi, şimdi bizim topraklarımızda prehistoria, yani
erken tarihlerden itibaren işte Göbekli Tepe çok eskilere götürülmekte. Helen, Roma, Bizans kültürleri var. Bunun yanında Selçuklu ve Osmanlı da var. Diğerleri araştırılırken Osmanlı ve Selçuklu'nun da araştırılması, beylikler döneminin de araştırılması önem taşıyor. Şundan önem taşıyor. Siz aslında Osmanlı arkeolojisi 1980'li yıllarda dünyada biraz daha gündeme gelmeye başladı. Sebebi de şuydu. Sömürge alanlarında Doğu Akdeniz bölgesinde erken tarihli kazılarla ortaya çıkartılan kültürler veya ortaya konan kültürlerin bugüne yansımaları Osmanlı arkeolojisini, Osmanlı'yı es geçtiğinizde 500 yıllık bir karanlık döneme denk geldi. Yok saydılar önce Osmanlı dönemini. Yani hatırlamak istemediler. Bunu kendileri de aslında itiraf ediyorlar. Ben izleyicilerimize kitap yayın evinden çıkan Osmanlı Arkeolojisi diye bir kitap var. Uzi Baram'ın ve Linda Carroll'ın galiba editörlüğünde bunu tavsiye ederim okumalarını. Burada kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Yok saydıkları, görmek istemedikleri bir dönem ama siz bu dönemi anlayabilmek için, bu yüzyılı anlayabilmek için Osmanlı'yı göz ardı ederseniz anlayamazsınız. Dolayısıyla Selçuklu ve Osmanlı'ya yönelim 80'li yıllardan itibaren hatta 90'lardan itibaren artmasının arkasında biraz da bu var. Mecburiyet yine galiba. Evet, mecburiyet var. Evet. Ama biz hiçbir zaman şeyi ayırmıyoruz. Mesela Beçin'de veya işte diğer yerlerde de veya mesela Ani'de de benzer bir durum vardır. Ahlat'ta da vardır. Başka Alanya'da da var mesela. Bunun öncesi Bizans, biraz daha öncesi Roma, daha öncesi yani Kalkolitik döneme hatta Neolitik döneme kadar inen yerleşimler tespit edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir süreklilik söz konusu Anadolu'nun bu zenginliğinden kaynaklı. Hocam son bu araya gideceğiz. Araya gitmeden önce bir soru sorayım. Türk devri arkeolojik kazılarına, yani Osmanlı ve Selçuklu arkeolojik kazılarına son dönemlerde devletin ilgisi, sağlanan maddi manevi destek konusunda bir değişim var mı? Yani bir devlet tarafından çalışmalar öncelenip destekleniyor mu? 2000'lerin başlarından itibaren Türkiye'deki bütün arkeolojik alanlarda yapılan kazılara destekler arttı. Bunu bariz bir şekilde görebiliyoruz. Ki ben 1997 yılında ilk yüzey araştırmalarına başladım. 92 yılında kazı heyetlerinde bulundum. 92 yılından itibaren. 2000'lerde bariz bir şekilde ödeneklerin arttığını biliyoruz biz. Ve her yılda neredeyse artarak devam etti. Son 2016'dan sonra biraz bir gerileme oldu. 2019'dan itibaren de, yani ben yıl yıl vermek istiyorum, biraz bu şekilde açıklayabilirim ancak, Kültür Turizm Bakanlığı'nın, özellikle Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un girişimiyle veya desteğiyle 12 ay süresince devam edecek arkeolojik kazılar planlandı ve bu uygulamaya sokuldu. Önceden sadece yaz döneminde mi yapılıyordu? Yaz dönemlerinde yapılabiliyordu. Ödenekler biraz buna ancak müsaade ediyordu. Bir de bu kazıları yürüten hocaların tabii eğitim öğretim faaliyetleri de göz önüne alındığında böyle bir durum söz konusuydu. Gerekli düzenlemeler yapıldı. Hala tabii oturmuş değil ama önemli bir yol kat edildi ve doğru bir bana göre doğru yolda ilerliyor bu durum veya doğruydu bu hedef. Ve bütün kazılar neredeyse veya kazıların önemli bir bölümü daha doğrusu 12 aylık kazı statüsüne getirildi. Tabii getirilmeli miydi, getirilmemeli miydi o ayrı bir başka bir tartışma konusu. Bu 12 aylık kazı statüsüne getirildikten sonra kazılarda belirgin bir artış söz konusu oldu. Özellikle son 10 yılda, 15 yılda hatta Türk dönemi kazıları, Türkiye'deki Türk dönemi kazılarının hem sayısı arttı hem de ayrılan ödeneklerde bir miktar artış söz konusu. Bunun sonucunda da kazılar daha çabuk bitme ve sonlandırılmaya doğru gidecek. Tabii ki. Kolay değil bitmesi ama tabii ki. Çıkan ürünlerin kazılan alan sayısı arttı herhalde. Arttı ve ödenekler de arttı. Tabii buna paralel olarak kazılan alanların da metrekare olarak en azından şeyi arttı, miktarı arttı. Hele bu sene içinde yine Geleceğe Miras adı altında bir proje var. Eğer bu da gerçekleşirse kısa sürede önümüzdeki 4 yıl içinde sonuç alıcı ve etkili bildiğim kadarıyla çalışmalar yapılabilecek.
Hocam bu bölümde Türk arkeolojisini konuştuk. Selçuklu ve Osmanlı dönemi. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra başkan olduğunuz Beçin'i konuşalım. Beçin'de neler buldunuz ve nelerle karşılaştık? Biraz daha bu anlattıklarımızı Beçin özelinde sizden bir kez daha dinlemiş olalım. Efendim Enderun sohbetleri kısa bir aradan sonra devam edecek. Efendim Enderun sohbetlerinde Osmanlı ve Beylikler dönemi arkeolojisini ve özellikle de Beçin Kalesi kazıları konuşuyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Kadir Bektaş. Hocam Bektaş dedim, Pektaş diyecektim. Evet. Böyle ağız alışkanlığı. Hocam şimdi ilk bölümde arkeolojiyi genel olarak konuştuk. Selçuklu, Osmanlı arkeolojisi nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Bu bölümde sizin başkan olduğunuz Beçin'i konuşalım müsaadenizle. Evet. Ve sizden Beçin hakkında neler buldunuz, nasıl kazı devam ediyor, şu anda neler var, ortaya neler çıktı. Görseller eşliğinde izleyicilerimizle paylaşalım. Ama öncesinde Beçin kazı alanını tanıtan ve Beçin Kalesi'ni tanıtan arkadaşlarımız kısa bir video hazırladılar. Onu seyircilerimizle paylaşalım. Bir fikir sahibi, genel bir kanaat oluştuktan sonra Beçin'le ilgili sorularımı size yöneltmeye başlayayım. Bir dönem Menteşe Oğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış olan Beçin şehri, Beylikler devrinden kalma eserleriyle mimari ve şehircilik açısından önemli bir ören yeridir. Kesin olarak Osmanlı hakimiyetine 1425-1426 tarihlerinde girmiştir. Geleneksel Türk şehirciliğinin özelliklerini taşıyan iç kale, sur içi ve sur dışı yerleşimleri, Anadolu'da orijinal olarak günümüze ulaşabilmiş nadir Türk şehirlerinden biridir. Muğla-Milas-Ören yolu üzerinde kentin 5 kilometre güneyinde yer alan Beçin şehrinde, bir kale, 6 hamam, 3 medrese, 3 çeşme, 2 han, 2 cami, 2 mescit, 3 türbe, 6 zaviye ve 1 tekke, 1 şapel ve 1 de havuz bulunmaktadır. Beçin şehrinde elde edilen bazı buluntular, Batı Anadolu'nun bilinen kalkolitik ve tunç çağı merkezlerindekilerle de benzerlik taşımaktadır. Kilya tipi figürü buluntular içinde en dikkat çeken eserlerden birisidir. Menteşe Beyi Ahmet Gazi tarafından 1375 yılında yaptırılan medrese ise günümüzde Ahmet Gazi Medresesi Taş Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Beçin, Beylikler döneminden Osmanlı klasik geçiş süreçlerine ışık tutması açısından mimarlık tarihi ve arkeoloji alanları için eğitim değeri taşıyan önemli bir tarihi mirastır. Beçin, 2012 yılında UNESCO'nun Geçici Dünya Miras Listesi kapsamında da yer bulmuştur. Evet hocam, izledik. Bize bu öncelikle şu Beçin Kalesi nedir, nerede, kazı ne zaman başladı? Böyle bir genel bir bilgi verir misiniz? Beçin şehri, antik şehri demek lazım aslında. Muğla ili, Milas ilçesinin çok yakınında, bugün artık bir dış mahallesi durumunda bir yer. İlk kazı Bakanlar Kurulu kararıyla alınırken Beçin Kalesi olarak alınmış. Dolayısıyla Beçin Kalesi kazısı olarak devam ediyor. Aslında Beçin şehri burası. Peki hocam, o karar alınırken orada şehir olduğu bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Tabii herhalde ben yazışmalardan kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Beçin Kalesi'nin, Beçin Kalesi denilen yer bugün iç kale veya stadel olarak bizim tanımladığımız yer. Aşağıda da surla çevrili büyük bir şehir ve sur dışıyla beraber büyük bir şehir bulunmakta. Biz şu anda kazılarımızı orada yapıyoruz.
Güneybatı Anadolu bölgesinde Muğla ilinin Milas ilçesinde bulunuyor ve şehrin çok yakınında. Arkadaşlarımız haritayı bir verirlerse ve Evet. hem de böyle tam olarak Beçin'in nerede olduğunu Türkiye haritasında da Göstermiş görebiliriz. Evet, oluruz. göstermiş oluruz. Burası kazı alanımız. Burası İç Kale'nin bulunduğu alan ve arka tarafta Ahmet Gazi Medresesi var. Birazdan Evet, konuşacağımız. konuşacağız. Hocam evet, yani Beçin, Muğla, Milas'ta ne zaman başladı hocam ilk şey? Aslında buradaki ilk arkeolojik çalışmalar Milas-Ören karayolunun açılması sırasında mezarlara denk gelinince, arkaik mezarlara denk gelinince bir kurtarma kazısı şeklinde kendisi de Milaslı olan rahmetli Aşkıdil Akarca tarafından başlatılmıştır. 1960'lı yıllarda. Hmm, Bunlar yani 60, 40, 70, 63 yıllık bir, yani 60 yıllık bir geçmişi var kazının. evet, yani eski kazılardan aslında. Ama bu dönemsel olarak yapılan, hani böyle işte birkaç mezar çıkartılıyor veya işte belirli bir miktarda mezar çıkartılıyor. Onların çıkartılması, belgelenmesi ve taşınması şeklinde olan bir kazı. İlk sistemli kazılar 1974 yılında başlatıldı. Bizim hocalarımızdan Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden Oluş Arık ve Rüşen Arık tarafından başlatılıyor. 90'lı yıllarda Ege Üniversitesi'nden Rahmi Hüseyin Ünal hocamız devralıyor kazıyı. Rahmi hocanın tavsiyesiyle de ben 2010 yılından itibaren Beçin'in kazı başkanlığını yürütmekteyim. Dördüncü o zaman. 3 diyelim. Çünkü Aşkıdil Hı. hocanınki yani bir kurtarma kazısı Anladım. şeklinde başladı o kazılar. Ben 3. kişiyim. Yani Bakanlar Kurulu hocam işte yani kararlı olarak. 60 yıllık da işte Evet. fena bir tarih değil. Şimdi ilk arkeolojik yani Bakanlar Kurulu kararlı sistemli ve devamlı kazılar 1974'te başladığına göre bu yıl artık 2024 yılında 50. yılı idrak etmiş oluyoruz. Yani Peki sistemli bununla ilgili kazılar. hocam bir program, bir sempozyum, panel gibi herhangi bir şey yapmayı planlıyor musunuz? Kesinlikle Beçin Kalesi'ni. Kültür Turizm Bakanlığı ile o konuda da zaten bir irtibatımız oldu. Hatta yakında valilik dedi, Muğla Valiliği dedi. İrtibata geçeceğiz. Belirli toplantılar yapacağız. Bu konuda 50. yılla ilgili bir programlar Yakışır ama hocam. düşünüyoruz. Çünkü bir arkeolojik kazıda, sistemli bir arkeolojik kazıda, bir Türk dönemi kazısında 50. yıl yani az bulunan bir durum. Az rastlanan bir durum. Neyse hocam, ilk programı da biz yapmış oluyoruz. İşte Evet. 2024 yılına girmiş olduk. Evet. İlk Evet, Vav TV ile 2024'ün beraber ilk başlarında Beçin Kalesi'nin kazılara başlamasının 50. yılının anısına. anısını biz ilk defa burada Evet. fişeği çekmiş atmış olduk. Evet. Bundan sonra yıl boyunca inşallah arkası gelir, ardı gelir. İnşallah. Yapılanlar tanıtılır. Evet. Ve de çünkü hocam marifet iltifata tabi biraz. Evet. İltifat göreceksiniz ki oradaki çalışan arkadaşlarımıza şevki gelsin. Daha bir şekilde çalışsınlar da Evet. daha çabuk bitsin. Hocam 50 yılda ne kadar yol aldı ve kaç yıllık daha işimiz kaldı? Öyle bir simülasyon yapıyor musunuz? Genel kazılarda böyle şeyler yapılır mı, daha doğrusu onu da sorayım. Tabii ki yapılıyor da şöyle bir durum var. Tabii ki biraz bahsettiğim gibi bunlar şeye bağlı. Yani gelen ödeneklere ve imkanlara bağlı olan bir şey. Biz 2010 yılında devraldık kazılarımızı. Belirli bir orana, belirli bir miktardaydı kazılar. Tabii istenen düzeyde değildi. Bahsettiğimiz gibi biraz önce birkaç aylık yaz mevsiminde birkaç aylık kazılar şeklinde yapılıp sonra dönülüyordu. Şimdi yani 2010 yılından itibaren biz biraz daha bunun Süreyi süreyi uzattık. Bunu 4 aya, 5 aya hatta en son 2018'e kadar böyle 7-8 aya kadar çıkarttık. 2020'den itibaren biraz pandeminin de etkisi oldu tabii. 2020'de bir düşüş oldu. 2021'den itibaren 12 aya çıktı kazılar. Özellikle bu son 3 yılda. Yani 21, 22 ve 2023 yılında hem kazılan alan hem de yapılan restorasyonlarda önemli bir aşama kaydedildi Beçin'de. Beçin'in o Orta Çağ'dan miras kalan ve daha erkenlere inen görkemli durumu, görkemli yapısı ortaya çıkmaya başladı. Mesela birazdan göreceğiz zaten Ahmet Gazi Medresesi zaten kısmen ayakta olan bir yapıydı. O müze olarak açıldı. Şehrin en uç noktasında yer alan önemli bir külliye olan Kepez veya Yelli Camii
restorasyonu yapıldı ve bunlar ayağa tamamen kaldırıldı. Önümüzdeki yıllarda da bu yıldan itibaren bu bahsettiğim Geleceğe Miras Projesi ile beraber restorasyon ağırlıklı özellikle çalışmalar devam edecek. Hatta iç kale ile ilgili de çok yakında müjdelerimiz olacak. Eyvallah, merakla bekliyoruz. Hocam Beçin Kalesi'nin önemi nedir bizim için? Yani hem Türk tarihi için önemi nedir? Türk arkeolojisi için önemi nedir? İkisine sormuş olayım. Ben Beçin şehri olarak... Az alışkanlığı, her şey... Tabii. Beçin Kalesi geçtiği için... Evet. Ama bir sur içi şehri, onu da söyleyelim. Kale desek de, çünkü değil mi hocam, bir iç kale var. İç kale etrafındaki şehrin de etrafları surlarla çevrili. Surlarla çevrili. Aslında zamanı gelmişken onu tipik da... Orta Çağ şehri. Konuşalım. Bir sur var, yani iç kale var, stadel. Ve onun altında bir surla çevrili aşağı şehir var. Bir de surun dışında yerleşim var. Aynen bugün İstanbul gibi düşünecek olursak, sur içi, iç kaleyi, bir Topkapı Sarayı, belki Gülhane surlarının çevrildiği bir alan. İşte Edirne Kapı bölgesi, Eğri Kapı'nın bulunduğu bölgede en bariz böyle gördüğümüz surlarla beraber bir sur içi İstanbul ve bir de sur dışı İstanbul'u düşünün. Yedikule'den, evet. Edirne Kapı'da başlayıp Yedikule'nin evet. Genel kısım. Evet. Aynı yapılanma burada da var. Beçin'de de var. ve büyük bir alan. Dediğim gibi 60 hektarlık çok büyük bir alan. Birinci derece arkeolojik sit alanı. Bunun arkasında 3 var. 3. derece arkeolojik sit alanı var. Bir de orman arazisi var. Ki orman arazisinin iç kısmında da biz kalıntılara rastladım. Ama onlar zaten koruma statüsünde şu anda. Şimdi buranın önemi şu. Yapılan arkeolojik kazılardaki bizim kazılarımıza da rastladık. Kalkolitik döneme kadar, yani M.Ö. 3000'lere kadar, 2000'lere kadar inen bir yerleşimin olduğu, bir kültür varlığının olduğu veya insan elinin değdiğini biliyoruz biz burada. Ve en son Türklerin gelinceye kadar olan geçen dönemde Bizans döneminde büyük oranda inşa edilen bir iç kale var. Daha sonra Menteşe Beyliği'nin bu bölgeye gelmesiyle beraber ve Milas'ın merkezi olarak seçilmesiyle Beçin tekrar önem kazanmaya başlıyor. Menteşe Beylerinden Orhan Bey'in, Şücaettin Orhan Bey'in Milas'ın hemen çok yakınındaki burayı, bu Beçin'i ayrı bir başkent olarak kurgulamasıyla şehir hem tarihi kaynaklarda yer almaya başlıyor hem de büyük yapılarla artık bir başkent olarak karşımıza çıkıyor. Ve burası muhtemelen Osmanlı hakimiyetine geçtiği 2. Murat devrinden itibaren yavaş yavaş peyderpey önem kaybetmeye başlıyor. Şehir buradakilerin çoğu aşağı kısmı bugünkü Beçin köyüne veya Beçin mahallesine diyelim taşınmaya başlıyor. Güvenlik sorunu ortadan kalkınca bu sefer aşağıya doğru iniliyor. Güvenlik sorunu da şu, yani artık Milas bölgesi Osmanlı'nın bir iç ili durumuna geliyor. Yani bir sınır şehrinden çok artık güvenliğin sağlandığı bir iç şehir durumunda kaldığından yerleşim biraz daha rahat bir şekilde aşağıya doğru inmeye başlıyor. Ama iç kaledeki yerleşim hiçbir zaman 1950'li yıllara kadar bitmiyor. 1960'lardan itibaren, 50'lerin sonu 60'ların başlarından itibaren de iç kaledeki yerleşim artık çok azalıyor ve günümüzde de zaten pamuk yok. Pamuk nine mi vardı hocam? Pembe ninemiz vardı. Pembe. O da 3-4 sene önce vefat etti. Pamuk demek şeydi zaten. Evet. Aklımda demek pembeden pamuk kalmış. Son Beçinliydi orada. Ve pembe ninemiz fizyolojik olarak da tam böyle Orta Asyalı tipte çok iyi bir kadındı. Son sakinliydi. Yani 6 asır önce gelen atalarının böyle genetik yapısını koruyan bir... Evet. Beçin hala, Beçin'in yakın çevresinde ki insanların fizyolojisine baktığımızda bunu zaten net bir şekilde de görebiliyoruz. O açıdan yani 2. Murat devrinde başlayıp da daha sonra özellikle Fatih devrinin sonlarında yavaş yavaş yerleşimin kesilmesiyle aşağı şehirde o günün için dram bugün hayali büyük oluyor. Bir hazinesine dönüşüyor. Yani şehir terk ediliyor ve yerleşim bitiyor burada.
Dolayısıyla oradaki o kamu yapıları, Beylikler devrinde ve Erken Osmanlı döneminde inşa edilen kamu yapılarının önemli bir bölümü yıkık da olsa ayakta kalıyor. Evler tamamen yıkılıyor ve bize bir önemli bir arkeolojik miras olarak günümüze kalıyor. Bu çok büyük bir değer. Çünkü hep söylediğimiz bir şey var. Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle beraber kurdukları, iskan ettikleri şehirlerde yerleşim günümüze kadar devam ettiğinden ilk yerleşimler veya ilk kurgu nasıldı bunu tam olarak anlayabilmek her şeyle mümkün değil. Mesela 1453 yılında İstanbul fethedilmiş ama yerleşim sur içi İstanbul'da ve sur dışında devam etmiştir. Siz Yıkıp yıkıp yakmıyoruz o Moğollar gibi veya Latinler gibi. Evet, devam Her şey duruyor. etmiştir. Ve yerleşim de sürmüştür orada. Dolayısıyla doğrudan mesela bugünkü sur içi İstanbul'a bakarak tabii kamu yapılarını ayrı tutuyorum. Bir yerleşim dokusu, mahalle dokusunu artık toptan görebilmek mümkün değil. Ama Beçin terk edildiği için bunu olduğu şekliyle görülebilecek çok nadir bir alan Beçin. Bu yönüyle Anadolu'daki Çok Türksam özgün. arkeolojisi için söylediğimiz bir şey var bizim. Anadolu'da Türk-İslam arkeolojisini ve bir Türk şehirciliğini net olarak görmek için ancak Beçin'e geleceksiniz diyoruz. Birkaç yerden bir tanesidir. Özellikle Batı Anadolu bölgesinde. Mesela Aydınoğulların merkezlerinden Ayasuluk veya Selçuk var. Bugün yerleşim devam etmiştir. İşte Manisa var, Saruhan'ın merkezi. Manisa şehri var günümüzde. İşte Kütahya Germiyanoğulları'nın, Denizli İnançoğulları'nın yerleşim sürüyor. Ama Beçin terk edildiği için Menteşoğulları. olduğu şekliyle beraber kalmıştır Menteşoğulları'nın başkenti. Bir o da onun şansı. Evet, yani o günden sanki bugüne saklanmak için orada bırakılıyor. Evet. Aradan bir 6 asır geçiyor. Bir sonra Evet. çıkıp şimdi o 6 asır önce saklanmış hazineyi şimdi açmaya, ortaya çıkarmaya Evet. çalışıyoruz. Hakikaten bir film platosu gibi. Bir de bugünlerde biliyorsun son yıllarda dönem filmleri de çok popüler olmaya başladı. Evet. Film yönetmenlerinin senaristlerin bilgi vermesi bakımından, fikir vermesi bakımından o Beçin şehrini de görmelerini keza Ani'yi Evet. de tavsiye etmiş olalım bu vesileyle. Ahlatı. Ahlat'ı Evet. onlar da gayet değil. Peki hocam Orhan Bey dediniz niye Beçin Kalesi'ni veya Beçin şehrini başkent yapıyor, aşağıdan yukarı çıkıyor? Rodos Adası'nı Menteşe Beyliği ilhak ediyor, fethediyor. Rodos 10 yıl kadar Menteşe kontrolünde kalıyor. Tekrar Sencan Şövalyeleri Rodos'u ele geçiriyorlar ve Anadolu kıyılarındaki bu Menteşe Beyliği'ni tehdit etmeye başlıyorlar. Hocam Rodos'u gibi bir adayı Evet. fethetmiş olmak, 10 yıl gibi sürede olsa hakimi altına almak, Menteşeoğulları'nın gücü hakkında bence fikir vermesi bakımından önemli. Kesinlikle. Çünkü Menteşeoğulları Beyliği bir denizci beylik. Evet. Sahilleri tutuyorlar. Hatta Ahmet Gazi Medresesi'nin giriş kapısı üzerindeki kitabede de Ahmet Gazi'den sahillerin sultanı, Sultanü Sevahil şeklinde bahsediliyor. Bugünkü mavi vatan politikamız da var ya aslında o politikaların biz ta bu politikanın 1370'lere kadar hatta daha önceye indiğini biliyoruz. Hatta bu Menteşoğulları ile beraber başlıyor. Hatta biliyor musunuz Lozan Anlaşması'nda oradaki 12 adadan 12 ada değil de Menteşe Adaları diye bahsedilir. Bu da çok ilginçtir. Böyle bir önemi var oranın. Saklı olarak günümüze gelmiş ve fanus şeklinde kalmış ve günümüzde devam edip gidiyor. Şimdi Orhan Bey bu Rodos şövalyeleri veya Sencan şövalyelerinden tehdit gelmeye başlayınca bugün ovada kalan Milas'tan daha kendini güvende hissedebileceği yüksek kayalıklar üzerinde kalenin bulunduğu ve arkada yüksek bir platonun yer aldığı Beçin'e şehri Tamamen taşıyor. güvenlik kaygısıyla o zaman. Güvenlik kaygısıyla surla çevrili bir şehir haline getiriyor. Tabii burada sadece Rodos şövalyeleri mevzusu da yok. O dönemde Türk beyliklerinin kendi aralarında mücadeleleri de var. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Aydınoğulları ile beraber işte veya diğer beyliklerle ara ara böyle mücadeleler de Edişiyorlar. başlıyorlar.
Zaman içinde kuzeyden Osmanlı tehlikesi de o dönem için tabii kendileri için söyleyelim. Başlayınca böyle bir güvenlikli bir şehir kurulma ihtiyacı hissediliyor. Ve Beçin Kalesi ortaya çıkıyor. Hocam Beçin Kalesi deyince hemen oraya gittiğimiz zaman da görüyoruz. Bir Ahmet Gazi ismini sık duyuyoruz. Orhan Bey'den daha çok. Bir Ahmet Gazi efsanesi Beçin Kalesi'nin üzerine, böyle Beçin şehrinin üzerine adeta çökmüş. Yani esir almış. Orayı gidince Ahmet Gazi'nin şehri gibi. Kim bu Ahmet Gazi ve niçin bu kadar Beçin şehri için önemi ne? Ahmet Gazi'nin medresesi, oradan başlayayım. Orhan Camii'nin hemen karşısında. Aslında İbn Battuta Orhan Camii Beçin'i ziyaret ettiğinde Orhan Bey'in bir cami, Cuma Camisi inşa ettirmekte olduğunu söylüyor. Onun hemen karşısında da Ahmet Gazi'nin medresesi var. Şimdi Ahmet Gazi'nin önemi şuradan geliyor. Ahmet Gazi Menteşeoğullarının anıtsal yapılarını en fazla ortaya koyan kişi. Mesela Beçin'de bakıyorsunuz medresesi var, günümüze kadar gelmiş. 1375 yılında inşa edilmiş. Milas merkezde Milas Ulu Camii var. Orada mükemmel bir kitabesi var. Sülüs hatlı. Başka yerde yapıları var, vakıf kayıtlarından biliyoruz. Hatta Fethiye'de de Ahmet Gazi'nin işte başı burada gömülü şeklinde bir efsane de var. Menteşe Türbesi olarak adlandırılan bir yerde var. O bölgede Ahmet Gazi çok sevilen, sayılan, hatta bir evliya statüsünde böyle saygı gösterilen birisi. Hatta Yunan adalarından, yani bugünkü Ege'deki adalardan, hatta Batı Trakya'dan Müslümanların, Müslüman halkımızın gelip ziyaret ettiği bir yer. Yani efsaneleştiği, menkıbeleşen bir şahsiyet aynı zamanda. Hem devlet adamı. Aslında Menteşe Bey'i, Menteşe Sultanı. Orhan Bey'in torunu mu, oğlu mu? Yani şimdi galiba oğlu. Oğlu gibi galiba. Yani şimdi tam aile, şey değilim. Yani ondan sonra, ondan birkaç dönem sonra başa geçiyor. Tabii bu dönemde aslında Yıldırım Beyazıt var bir de. Yıldırım Beyazıt var. Ahmet Gazi Medresesi, yani Ahmet Gazi Beçin'de hüküm sürerken Milas'ta da Yıldırım Beyazıt'ın gönderdiği valinin inşa ettiği bir cami de inşa ediliyor. Firuz Bey Camii inşa ediliyor. Yani anladığımız şu, Yıldırım Beyazıt Ahmet Gazi'ye kayda hayat şartıyla o bölgede hüküm sürmesine izin vermiş durumda. Ve gerçekten de güçlü birisi, denizlere de hakim. Muhtemelen bu yönünden de faydalanıldı ve bunlar Ömeri'nin, tarihçi Ömeri'nin verdiği bilgilere göre, ki Orhan Bey'den bahsediyor, Menteşeliler için söylüyor. Bunlar diyor, başları yastık yüzü görmeyen, sürekli gaza halinde cihat yapan insanlardır diyor. Yani Menteşe beyleri için söylüyor. Bu yönleri de bilindiği için muhtemelen çok fazla dokunuluyor bunlara. Hatta onlardan biri yine bir kaleye tırmanırken arkasından vurulan okla öldürülüyor değil mi Menteşe beylerinden biri? Yani bu tür söylenceler var. Mesela Ömer'in verdiği Güçlü, bilgiler. Böyle mesela, savaşçı ve cihat. Evet. Bu bilgiler çok çok değerli. Yaklaşık her an savaşa hazır 30 bin askerinin olduğundan bahsediliyor. Yüzlerce kalesinin olduğu. Belki bu rakamlar biraz abartılı olabilir ama buradaki mübalağadan şeyi de anlayabiliriz. Yani önemini de anlayabiliriz. Hocam, benim anlamadığım şey orada benim için karanlık kalan husus. Türkler deniz kenarında yaşayan bir topluluk değildi. Evet. Göç ettik, geldik, Anadolu'ya geldik. Bu kadar kısa sürede böyle donanma tertip edecek ve denizde savaşacak kadar birikimi ve tecrübeyi nasıl, ne ara kazandık, nasıl kazandık? Yukarı Çakabeyler falan da var, Aydınoğulları döneminde de var. Bu nerede, nasıl öğrendik? Yani burası benim için biraz bir muamma olarak duruyor ve çok önemli bir konu olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Ben biraz onu şuna bağlıyorum. Bulunduğu yeri çok iyi uyum sağlayan, bulunduğu şartları çok iyi değerlendirip ona göre stratejiler geliştiren bir yönü var galiba Türklerin. Rodos, yani yıllardan beri, asırlardan beri orada olan Venedikleri, Cenevizleri, Latinleri baş ediyor yani. Rahatsız ediyor. Evet. Yeniliyor vesaire ama yani nihayetinde
Onlara tabii, kafa tutuyor. Kafa tutacak tabii, kadar güçlü bir donanma kuruyorsun. Tabii Kanuni döneminde zor fethedilmiştir Rodos. Yani çok Kanuni büyük... döneminde kaç asır anlarım. Ama bunlar ya. Daha 1300'lü yıllar. Tabii 1300'ler yani. Ne ara gittiniz, ne yaptınız? Yani o da ayrı bir inceleme konusu gibi duruyor gerçekten. Yani muhtemelen yerelde yani Milas bölgesindeki veya Bodrum o kıyılardaki mevcut denizcilikten, denizcilik bilgilerinden faydalanılarak bu yönlerini geliştirdiler ve bu deniz kuvvetlerine sahip oldular diye düşünüyorum ben. Sonra da Osmanlı'ya tabii bu miras kaldı. Hocam biraz şimdi şeylerden Beçin şehrinde bulunan eserlerden evet. başlayalım. İlk olarak Beçin Kalesi. Şimdi arkadaşlarımız Beçin Kalesi fotoğraflarını da ekrana verirlerse memnun oluruz. Hocam Beçin Kalesi, evet gördüğümüz kale, evet. iç kale. Biz buraya Beçin Kalesi diyorsunuz. Hocam Beçin Kalesi, bu kalenin özelliği ne? Kazılarda burada ne buldunuz? Diğer kalelerden bir farkı var mı? Beçin şehri için önemi nedir? Aslında şehrin belki de kurulmasının sebeplerinden bir tanesi. Şehrin buraya kurulmasının sebeplerinden bir tanesidir kale. Çünkü yüksek kayalıklar üzerine, dik yükselen kayalıklar üzerinde surla çevrili bir alan burası. Doğal sur gibi. Zaten fotoğrafta tabii. arkadaşlarımız... Yani o dönem için fethedilmesi, ele geçirilmesi çok zor bir alan burası. Yani işte yanına kadar yaklaşacaksınız, koyacaksınız merdivenleri, yukarı çıkacaksınız falan derken oku yukarıdan çok rahat yiyebilirsiniz. Sizi püskürtebilirler daha doğrusu. O dönem için çok korunaklı bir nokta burası. O yüzden zaten kalkolitik dönemden beri hiçbir zaman burada yerleşim kesilmemiş durumda. Bizans son surlarda Bizans döneminde inşa edilmiş. En son tabii ki Menteşe ve Osmanlı döneminde de ilave ve onarımlar söz konusu bu surlara. Burada iç kalede sarnıçlar var. Bizim mesela şu anda kazısını yaptığımız 3. sarnıç bu sene tamamladık. Restorasyon projesinde hazırlıyoruz onun. Hamam var iç kısımda. 1950'li yıllara kadar devam ettiğini söylemiştik yerleşimin. 1950'li yıllara kadar kullanılan küçük bir mescitte ilkokulunda yerini tespit ettik. Ama aşağı kısımda yani üstteki Cumhuriyet katmanının hemen alt bölümünde ben bir şeyin beylikler döneminin mescidi ve hatta bir bey sarayının olduğunu düşünüyorum iç kalenin bulunduğu alanda. Çünkü İtalyan kaynaklarında, Venedik kaynaklarında Menteşe beyleri ile yapılan anlaşmaların Beçin Kalesi'nde yapıldığı şekilde kayıtlar var. Evet. Yani burası aynı zamanda diplomasinin de döndüğü bir yer. Anlaşmaların imzalandığı bir nokta burası. Yani bir de o kadar niye su sarnıcı var hocam? 3 tane. Birine kuruyor, öbürünü masıyorlar, açıyorlar. Neden? Su tabii önemli bir ihtiyaç. Hem temizlik için hem de kullanmak için. Bir de siz bir de uzun süren kuşatmalarda da tabii beyliğin merkezindesiniz. Bey orada oturuyor. Yüksek rütbeli komutanlar var. Son savunma noktası orası. Su yolları kesildiğinde ne yapacaksınız? Bu sefer mukavemeti sağlamlaştırmak için suya ihtiyaç duyacaksınız. Dolayısıyla su her zaman için sarnıçlarda bu şekilde depolanıyor. Bir de normal zamanda da barış zamanında da her ne kadar oldukça yeşil bir bölge burası. Buna rağmen kurak bir alan. Yani bahar ve kış aylarında yağmurlar tamam geliyor ama yazın gerçekten de uzun süren sıcaklıklar var. O dönemde ihtiyaç duyuluyor suya. O yüzden iç kalede, aslında birçok iç kalede sarnıçlar bulunuyor. Burada da var. Sarnıç, benim sorum sarnıç bulunması değil de niye 3 tane idi? Onun sorunun cevabını zaten evet. verdiniz. Evet, Beçin Kalesi görüldüğü gibi gayet muhkem, doğal taşlarla surlarla çevrili bir yamaya kurulmuş bir yer. Bu merkez, Stadel dediğimiz iç kale. Bunun dışında bir de Orhan Camii var. Ondan da bahsettiniz. Evet. Arkadaşlar 57 nolu cami diyelim. 57 nolu evet getirdi arkadaşlarımız. Geldi hocam. Evet. Evet, bu da Orhan Camii'den kalan. Bu herhalde girişi oluyor. Evet.
Hocam bu girişin üzerinde Orhan Camii, Orhan Bey'in yaptırdığı evet. Cuma, Cuma Camisi, İbn Camisi Batuta dediğim. Bahsediyor. Evet, herhalde bu olsa gerek. Evet. Buradan da bu kadar bir şey kaldı herhalde. Duvarları var. Yani mihrap nişi belli. Mihrap nişindeki birkaç sütunce parçası da belli. Sütun kaideleri de ortaya çıktı kazılar sırasında. 17. yüzyılda bir deprem yangın sırasında daraltılıyor. Cemaat de azaldığı için biraz daha daraltılıyor bir mekanı. Ama bütün planı, orijinal planı ortaya çıkartıldı bunun. Ve bitişinde de bir tarafında iki tane türbe var. Diğer tarafında da bir zaviye var. Türbelerin kime ait olduğunu biliyor muyuz hocam? Kitabe gelmedi ama muhtemelen Orhan Bey'e ve diğer Menteşe Beylerine ait türbeler olması gerekiyor. Çünkü genellikle cami yaptıranların yanına türbeleri muhtemelen. Olur. Evet, hazire kısmı ile beraber. Bir tarafında da hanikah var veya işte bir tekke yapısı var ki biz Menteşe Beylerinin Mevlevi olduğunu biliyoruz. Ulu Arif Çelebi, Mevlana'nın torunlarından Ulu Arif Çelebi'nin Muğla bölgesine gelip Menteşe Beylerinin de hazır bulunduğu bir ayini yönettiği bilinmekte. Beç'in o anlamda da zengin bir nokta. Burada birkaç zaviye yer alıyor. Mezarlıkta var zaviye. Burada var. Dört tane zaviye var şu anda. Hocam şu herhalde bu caminin evet. giriş kapısı. Giriş kapısı devşirme malzemeyle inşa edilmiş. Evet. Her iki üst yani sağ ve sol direklerin üstünde sanki daha bir başka yerden getirilmiş iki mermer ve tezyinatı yapılmış iki mermer blok gibi mi duruyor? Evet. Bu başka yerden mi getirildi yoksa bu cami için özel olarak hazırlanıp yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Başka yerden getirildi. İşte biz bunlara devşirme malzeme diyoruz. Bizans kiliselerinden muhtemelen getirilen ambon parçaları bunlar. Yani vaaz kürsüleri. Vaaz kürsülerinin parçaları. Orada kullanmışlar. Orada kullanılmış. Kapının kendisi de devşirme malzeme. İç kısmına girdiğinizde zemine yerleştirilmiş yine zemin dokusu olarak kullanılmış devşirme bloklar yine burada görülebiliyor. Yani bunun daha önce bulunmuş olduğu yerde bir kilise falan gibi bir şey mi bir var? Yani bulunduğu yerdeki kilisenin yerine mi inşa edildi? Bunu mesela net başka olarak başka yerden mi taşındı bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Belki Milas'tan getirildi. Belki buradaki bir kilisenin malzemesi doğrudan burada kullanıldı. Milas Müzesi'nde başka ambon parçaları da bir hayli var. Bu, evet. Peki hocam bu Orhan Cami böyle bırakacak mısınız? Yoksa bu restorasyonla üzerini kapatmak, duvarları örmek, daha belirgin hale getirmek gibi projeler var mı? Şimdi genel izlenen usul nedir kazılarda? Şimdi bunların bir kısmı ayağa kaldırılabiliyor. Yani lokal olarak veya bir mevzi olarak belirli bir yerde ayağa kaldırmaları olabiliyor. Fikir vermesi bakımından? Tabii. Yani kısmi bir, yükseltmeler bir. Olabiliyor. Belki bir mihrabın bulunduğu güney duvarda bir yükseltme yapılabilir. Ama tamamını her şeyle ayağa kaldırmak yani yepyeni bir 2023 yılı veya 2024 diyelim artık 2024 yılı bir camisi inşa etmiş gibi bir şey olacağız. Yani o eski arkeolojik şeye uymaz. Yani çok fazla uyacağını düşünmüyorum. Yine de bu değerlendirilebilir. Yani çok fazla yani tamamen reddetmek yerine belirli yerlerinin sanki ayağa kaldırılması o da algılama açısından tabii ki. Tabii yani evet, kanaat oluşması, yani kavranması. Bir, çünkü insanlar gezdiklerinde işte sadece belirli duvar parçaları gördüğünde çok da anlamlandıramıyorlar. Belirli yerlerini belki ayağa kaldırarak belirli yerlerine de tanıtım levhalarında üç boyutlu görsellerini koyarak bu yapının orijinal şekli neydi onu insanlara sunabiliriz. Burada daha çok iş var mı hocam Orhan Camii'nde kazılacak? Orhan Camii'nde bir zemine ulaştıysanız artık zemine ulaşıldı. Aslında benden önceki hocalarımızın arkeolojik kazılarında bu ortaya çıkartıldı. Biz sadece işte görsel açıdan belirli yerlerine nasıl bir proje yapabiliriz onu değerlendiriyoruz şu anda. O zaman bitti yani bunun kazısı. Evet, tamamlandı. Benim şaşırdığım oradaki yapılardan biri de Ahmet Gazi Medresesi oldu. Evet. Yani hiç de küçük bir medrese değil. Evet, büyük bir yapı. Yani o dönemin medreselerini düşündüğümüz zaman Konya'daki medreselerden aşağı kalır tarafı sanki yok gibi. Yani evet. Belki o kadar en azından bir kısmı için diyelim. Evet. Şuna bakar mısınız? Bildiğin medrese. Evet. Bu böyle miydi hocam yoksa ayağa kaldırıldı tamir görmüş hali mi? Bu tabii 2010 yılında bunun restorasyonu tamamlandı.
Ama kısmen bu şekildeydi tabii ki. Biraz taç kapısının üst bölümünde önemli tamamlamalar söz Ha, konusu. bu cami kadar yıkık değildi o zaman. Yok, ayaktaydı bu Ayakta yapı. olduğu için düzel, yani o zaman ayakta olduğu için ufak tefek tamirlerle Tabii ki yapıldı. restorasyonlar yapıldı. Aslı bozulmadı bunun. Aslı bozulmadı. Dış cephe kaplamaları biraz değiştirildi. Sağlamlaştırıldı. Sağlamlaştırıldı ve günümüzde de Taş Eserler Müzesi olarak açıldı. O Şimdi arkadaki büyük hücre, dershane baş bölümü, müderrisin ders verdiği yazlık bölüm. dershane kısmı Ahmet Gazi vefat edince buraya defnediliyor. Burası türbe haline geldi. Burası Selçuklu geleneğinde eyvanlı, açık avlulu medreseler grubundan, yani Selçuklu tarzındaki medreseler grubundan. Günümüzde de hücrelerinde Milas'taki çevreden toplanan Türk devri kitabeleri, mezar taşları ve Beçin kazarına çıkan mezar taşları ve kitabeler sergilenmekte. Aynı zamanda burası medrese olduğu için Anadolu'daki Selçuklu'dan itibaren medreselerin gelişimiyle ilgili de bilgiler verilmekte. Maketle böyle görsel canlandırmalar da yapılmakta. Hocam mesela şimdi görüyoruz o altında şu anda türbe var. Ama o baş oda dedi yani baş müderrisin ders verdiği Dershane, dershane yazlık dediğimiz dershane. yazlık dershane dediğimiz kubbenin üst tarafında kemerin sağında ve solunda birbirine bakan bu Saint Mark şövalyelerinin aslanlarına benzeyen bir şey var. Evet. Bunun Menteşeoğulları Beyliği'nin sembolü olup olmamasıyla mı ilgili yoksa yine orada devşirme malzeme dediğimiz buldular oraya koydular mı? Bunlar devşirme değil. Bunlar, bakın mesela şu andaki görselde izliyorsunuz. Aslanın tuttuğu flamada, bayrakta Evet. Ahmet Gazi yazıyor. Ahmet Gazi yazıyor. Baş tarafında da o rakam var hocam onun. Yok, orada süsleme var. Süsleme Yani var. böyle dalgalanıyor o flama. O verilmek istenmiş. Ahmet Gazi yazıyor. Dolayısıyla bu devşirme değil. Orijinal o dönemde yapılmış. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela biraz önceki Hani taç kapı. mücadele ettikleri şövalyelerin de bu aslan kullanma motifleri var ya acaba onlara Evet. mukabil olarak Şimdi o dönemde Selçuklu Kartal Martal falan da hani bu Doğu Akdeniz bölgesinde bir o genel o Doğu Akdeniz kültür havzasının içinde bir sanatçı grupları var. Bunlar Avrupa'nın gotik sanatıyla ve Mısır'daki sanatla ve bugünkü Suriye ve Lübnan bölgesindeki Erken İslam dönemi ve Anadolu'daki Bizans ve Selçuklu dönemi sanatını böyle birbiri içine geçirmiş, mezzetmiş diyelim bir sanatın etkisi bu. Ve o taç kapıda gördüğümüz iç içe geçen silmeler, o silmelerin iç kısmındaki bezemeler, mesela burada bir tanesini görüyorsunuz, parçalardan bir tanesini görüyorsunuz. Taç kapının iki yanındaki o aslan figürleri biraz daha Doğu Akdeniz etkili. Etkisini böyle İtalya ve Mısır'a kadar götürebileceğimiz bir sanatın yansıması. yani Selçuklu Doğu Akdeniz arası bir şey gibi Evet. diyeceğim. Benzerlerini mesela Karaman yapılarında, Karamanoğulları'nın yapılarında da görebiliriz. Mısır'da görebiliyoruz. İtalya'da görebiliyoruz. Hatta hadi Menteşe Adaları'nda diyelim. Biz de Lozan'daki tabiri kullanalım. Menteşe Adaları'nda da görebiliyoruz. Hocam şimdi bir de Yelli Camii var. Evet. Arkadaşlar 62 herhalde 63 64, 66 gibi resimler. Evet. Yelli Camii var. Yelli Camii biraz şehrin dışında. Evet. Niye o kadar dışarıda? Onun sebebi nedir? Orada da size bir zamana yerleşim birimi miydi? Tabii ki burası surların, bakın iç kalenin. Ne kadar sağlam değil mi hocam? Siz Evet. kubbeyi yıkılmış herhalde oraya ufak bir operasyon yapmışsınız. Biz buranın Yıkılmış. restorasyonunu tamamladık. Geçen sene tamamlandı restorasyonu. Zaten ayaktaydı bu yapı. Bence yani kendimiz yaptığımız için de söylemiyorum ama Türkiye'de yapılan başarılı restorasyonlardan birisi olduğunu ben iddia ediyorum burada. Yapıya en az müdahale ile yapılan, Aslında sadık. aslında sadık bir şekilde yapılan bir restorasyon oldu. İçerideki hatta biz sıvaları bile kontrolladık, sadece tamamlama yoluna gitmedik. Ve orijinal olduğu şekliyle, o günkü şekliyle günümüze
ulaştırdık. Kare planlı, tek kubbeli. Tek kubbeli, iki gözü son cemateri olan ve minaresi olmayan. Belki bir merdiven minare vardı bir kısmında. Bakın, tezyine unsur yok. Bunun sebebi oldukça sade. Belki sıvaların üst kısmında bugün mevcut olmayan nakışlar vardı. Belki kalemişi nakışlar vardı. Onlar günümüze tabii ki gelemedi. Bu tuğlaların hepsi hocam 6 asırlık mı? Bakın kubbe geçitlerinin üstündeki tuğlaların bazılarını biz tamamladık. Tamamlamak belli oluyor zaten kaldık. Şu evet. Etrafı beyaz ve kıpkırmızı tabii. Olanlar. Onun dışındakiler? Onun dışındakiler orijinal. Hiç dokunmadık onlara. Çünkü oralarda malzeme kaybı vardı. Tamamlamak zorundaydık. Yoksa o kısımlar çökecekti. Ama çok hakikaten ben içini gördüğüm zaman da pencereler olsun. Tabii pencereler yenilendi tabii camlar mamlar. Tabii ki. Ses sistemi hala orijinal şekilde çalışıyor. Evet, gayet güzel bir şey. Evet. Bir de sonsuzluk havuzu var. Bu surların en dış kısmında, uç bölümde. Onun da arkadaşlarımız, şimdi orası da zaten başka bir alem. Evet. Nereden herhalde şehrin halkının kendisini iyi hissettiği veya mesire alanı olarak bahsettiğiniz sıcak uzun yaz günlerinin ikindi evet. Sonrası ılgıt evet. Ilgıt esen bir rüzgarın altı yanında belki dinlenecekleri bir yer. Evet. Bir fotoğraf koymamış mıyız onları? Videolarda olabilir yani. Evet, ben de burada göremedim. Evet. Şeyi. O havuz hocam, onun mimarisi de enteresan. Şimdi o da yok, fotoğraf koymamış. Günümüze ulaşan, orijinal şekilde ulaşan bir havuz olarak çok değerli. Süslemesi de var. Yaklaşık 1,5 metre derinliğinde. Evet. Ama süslemeli vesaireli ve orijinal olarak günümüze gelmiş. Ve tam bittiği noktada, yani havuzun tamamlandığı noktada da uçurum başlıyor. Yani bir anda kesiliyor. O yüzden biz sonsuzluk havuzu dedik. Aslında Beylikler döneminin veya Osmanlı döneminin bir havuz yapısı, bir mesire alanında bitişindeki büyük çınar ağacıyla birlikte. O ismi siz verdiniz değil mi hocam? Evet. Aslında öyle değil. Tabii ki, yoksa kayıtlarda öyle bir bilgi yok yani. Biraz şiirsel bir ifade olmuş. Sonsuzluk havuzu deyince. Tabii biraz ilgi çekebilmek için veya bu bölgeye dikkatleri çekebilmek için de bu tür isimler. Aa, varmış hocam. Tabii ki evet, var. Evet, bu. Muhtemelen videolarımızda vardı. Tabii videolar daha etkili bir şekilde görülebiliyor. Bakın, köşelerde çanak kısımları var, çanak havuzları var. O yan bölümlerden ince direklerle beraber taşınan bir musluklar vardı. O musluklardan su akmaktaydı orta bölüme. Ve biz bunun iç kısmını temizledik. Ve temizlik çalışmaları sırasında tuğla, küçük tuğla, kırmızı tuğla ve beyaz harçla beraber kırmızı beyaz çok güzel bir mozaik zemin de ortaya çıkarttık. Bir bölümü sadece kalabilmiş. Değil mi? Su berrak olduğu zaman aşağısı da böyle... Görülebiliyor ama çok fazla yosunlanma var ve orada kurbağalar var, kaplumbağalar var. Onların da yaşam alanına çok da fazla girmeyelim diye her tarafında temizlemek istemedik işin doğrusu. Hocam, hamamlar da çok şeydi. 6 tane hamamımız var. Demek çok su bakımından bu sonsuzluk havuzu, İçkale'deki 3 tane sarnıç ama şehirde 6 tane hamam. Ya bunlar ya temizlik hastası bir evet. Topluluktu. Evet. Ya da her mahallede veya küçük küçük mahallelerde böyle hamam yaygındı. Bu hamam, altı hamamdan bahsettiğimiz dönem 1300'lü yılların 14. asrın ikinci yarısı. Evet. Ve dünyada da hamam böyle çok ancak büyük yerlerde olan bir şey, yani bilinen bir şey evet. Değil. Demek ki devrine göre lüks bir şehir, yani böyle hiç sıradan bir kasaba değil. Tabii bir başkent burası. 8000 belki 9000 civarında nüfusunun olduğu tahmin ediliyor. Yani burada yerleşik olarak, ki Orta Çağ için işte yabana atılacak bir rakam değil bu, o dönem için konuşacak olursak. Şimdi şöyle, her mahallede neredeyse bir hamam var. Büyük mahallelerde. Biz Osmanlı dönemi kayıtlarından da biliyoruz. Yani mesela insanların sosyalleştiği alanlardan bir tanesidir hamamlar, kamu yapılarındandır. Tabii İslamiyet'in temizliğe verdiği önemin de bir göstergesidir. Dolayısıyla Beçin'de bu kadar hamam, ben daha sayısının artacağını da düşünüyorum. Çünkü karşılama merkezinin bulunduğu alanda yeni imalat yapılacaktı. Orada tabii birinci derece sit alanı olduğu için kazılar yaptık. Orada da bir hamam geldi.
Yani başka şehrin başka noktalarında da hamam geleceğini tahmin ediyorum ben. Hocam şehirde şapel de var. Demek Hristiyanlar da yaşıyordu. Tabii Hristiyan ki. nüfus da vardı herhalde. Evet. 17. yüzyıla kadar mesela şu anda oradaki Küçük Hristiyan kilise nüfusu dediğimiz. küçük ölçekli bir şapel mevcut orada. Küçük de olsa artık bir köy durumunda ve bir mahalle durumunda bir Hristiyan yerleşimi de devam etmişti. Yani surların hemen sağ tarafında, uç kısımda bulunmaktaydı burası da. Hocam son olarak çıkan malzemeleri nerede sergiliyorsunuz veya müze olarak yani Milas Şehir Müzesi'nde mi aktarıyorsunuz? Milas Oradaki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte şeyler, buluntularımız. Mezar taşlarının önemli bir bölümü yine Beçin'deki Ahmet Gazi Medresesi Taş Eserler Müzesi'nde sergileniyor. Buluntulardan söz açmışken, mesela Beçin'de Mültezim Evi'nin kazısı sırasında Türkiye'deki arkeolojik kazılarda ortaya çıkartılan en büyük define bulundu. Evet hocam bu çok sıkıntılı ve tehlikeli bir konu. İsterseniz bundan daha fazla Bahsetmeyelim bahsetmeyelim. diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Artık bundan daha fazlasını merak edenler Beçin Kalesi'ni görmeye gitsinler. Gelsinler, görsünler. Biz Eyvallah. orada olursak özellikle ben memnuniyetle gezdiririm. Eyvallah. Hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim bu hafta Enderun sohbetlerinde Beçin şehrini, erken Osmanlı ve Beylikler dönemi arkeolojisini konuştuk. Haftaya yeni bir konu ve konukla birlikte olmak ümidiyle yine sizleri bekliyoruz. Hoşça kalın.